30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Hak kaybına uğramamak için zorunlu olarak giden avukat arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın insan sirkülasyonu da minimum hale gelmiştir. Bu önemli bir gelişme ve tedbirdir. Yargıda koronavirüs önlemleri artırıldı. 30 Nisan'a kadar bütün duruşmalar iptal edildi. Avukatların ceza muhakemesi kanunu ödemeleri 6 Nisan'da tamamlanacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerindeki hükümler içinde alınan önlemleri açıkladı. Kurumlarda görev yapan tüm personel, kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderin diyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Bu noktada kamuya ait yurt, misafirhane gibi yerlerden de ayrıca yaralanması hususu değerlendirilmektedir. Ceza infaz kurumları hakkında bir diğer gelişmede hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları telefon görüşünde görüntülü görüşebilme imkanını sağlamak adına çalışmaların başlamasıdır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargı alanında koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade eden Gül, cezaevlerinde görevli personel evlerine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacaklar dedi. Bakan Gül alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar bütün duruşmaların iptal edildiğini duyurdu. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır, daima açıktır, açık olmaya da devam etmektedir. Adaletin izolasyonu olmaz. Koronavirüsle mücadelemizi verirken sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız.